Herkese selamlar dostlar. 25 Temmuz 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Toplamda 5 tane mücadele seçtim. Zaten bugün çok fazla bir mücadele yok. Varsa bile zaten ligler yeni başladı. Ben araştırdım, analizledim. Sizlere 5 tane mücadele çıkardım. Ve sadece bir kombine önerisi yapacağım ve bu kombine taraf kombinesi olacak. Her iki takıma da ev sahibi galibiyeti olarak önereceğim. Videonun sonunda zaten kombinenin fotoğrafını görebilirsiniz. Öncelikle 23 Temmuz neler yaptık ondan bahsedelim. Ekrana vereyim hemen isterseniz. Ekranda gördüğünüz gibi üçlü bir kombine yaptık. Sürprizden kaçalım derken Moskova mücadelesinde zaten ben sizler galibiyetini bekliyordum. Hatta maç sonu 2 3 buçuk alt şeklinde de önerdim. Yine de kazananlar olmuş. Onlara Instagram üzerinden bana mesaj attı. Tebrikler onlara arkadaşlar. fakat benim kombinemde Moskova maçı ilk yarı bir buçuk alt şeklinde vardı. Genk de son dakika geldi zaten. Gol yedi. Saçma bir gol yedi. Kafa golü yedi. Maçı izledim ben. Genk maçı geldi. Salzburg maçı geldi. Moskova mücadelesi maalesef gelmedi. 20, 24 Temmuz'a baktığımız zaman ise toplamda 4 tane mücadele vermiştim. İlk maçımız Rostock mücadelesinde KG var demiştim. İlk mücadelemiz geldi fakat bu mücadele kombinemde değildi. Yani kupon olarak bunu kullanmadım ben. Ondan değerlendiren varsa buna öncelikle bir tebrikler diyelim. Geçelim 25'ine. 25'ine geçmeden önce hemen bir katıl grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ben daha yeni şöyle bakın saatlere baktığımız zaman da saat şu an 16.13 gün içindeyiz. 24 Temmuz'un gün içindeyiz. Sadece verilen kombi, canlı bahisleri göstermek istiyorum. Buradaki canlı bahisler öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim ben sizlere. Hem Avrupa'da oynayanlar için her canlı bahis nesine de olmuyor. Çünkü bazı maçlara takip ediyoruz, izliyoruz. Fakat canlı bazen nesini açmıyor. Ama nesine de açan canlı bahislerimiz de oldukça var zaten. Hatta şöyle mesela vereyim. Dinamo Dresden mücadelesine ilk yarı 0.5 2.20 gibi bir oranı var mesela. Örnek gösteriyorum sizlere şu an. 2.20'lik orandan mesela ilk yere 0.5 üst gole girdik. Kazandı zaten. Değerlendirenler oluyor mutlaka buradan. Şöyle yukarı doğru göstereceksem gün içerisinde zaten attığımız canlı bahisleri buradan Sizler de görebilirsiniz. Gelen gelir yatan yatar. Fakat canlı bahislerin oranlarına baktığımız zaman da 2.10, 2.40, başka 1.60. Şöyle baktığımız zaman da başka oranı yazan ne var? Şurada 2.20 var, 1.90 var. Dediğim gibi böyle canlı bahislerin oranları zaten gözüküyor bizde her türlü. Sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız YouTube'da abone oluşunun yanında hatta ben göstereyim direkt sizlere. YouTube kanalına girdiğiniz zaman da zaten sizin yanınıza şöyle abone ol tuşunun yanında katıl diye bir şey çıkacak. Katıla tıkladığınız zaman burada bir video var arkadaşlar. Katıl butonu seviyeleri Kangal Tips diye. Girişi oynat yazıyor. Bu videoyu tıkladıktan sonra, videoyu izledikten sonra... Destek paketi, Telegram grubu, Telegram yüksek oran her şey dahil iletişim paketi var. Bunlardan istediğinizi satın alıp sizler de gelebilirsiniz. Bakın burada girişi oynat yazıyor zaten. Bu videoda ben her detaylı bir şekilde anlattım. Sizler de gelip değerlendirebilirsiniz diyerekten de maçlara geçeyim. Güzel maçlar var, güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum ben. Öncelikle kombinemden başlayayım isterseniz. Direkt kombine, yani sırayla anlatayım videonun sonunda kombinemi sizlere sunayım. İlk maçımız Nürnberg maçı. Arkadaşlar Nürnberg Lig açılış mücadelesi yapacak Bundesliga 2'de. Hemen bir görselim var. Ekran o görseli gelsin. Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Nürnberg takımının Instagram üzerinden ki bir gönderisi bu. İlk maçını sanırım seyircisiz oynatacak. Diğer gönderilere baktığımız zaman çevirisini yaptım ben. İngilizcemiz çok o kadar iyi değil. Çevirisini yaptım ücretsiz olarak sanırım ilk mücadelesinde seyirciler açacak. Zaten maçta seyirci olacak. Ve seyirciler ücretsiz olarak bu sahaya katılım gösterecektir. Maça herkes stadyuma beklediğini söylüyor. E, gönderi gitsin ekrandan. Şunu da belirteyim. Yüzde kaç olduğunu tam Almanya'da %50 sanırım %50 mi ne kadar olduğunu tam araştırmadım Bundesliga 2'ye. Fakat Nürnberg takımı burada galibiyet için oynayacağını ben belirteyim. Nürnberg takımı arkadaşlar ne zamandır bir teknik direktör tutturamıyordu. Geçen sezonki teknik direktörüyle devam etti. Sanırım dikişi tuttu onun. Araştırdığım zaman da teknik direktörle devam etti ve takıma bazı önemli transferlerle yaparaktan da güçlendirdiğini biliyoruz. E, o yüzden dünber tarafına ben bir taraf galibiyetine gideceğim. 1.50 gibi oran. Hatta kombineme de bu mücadeleyi ekledim. Deplasman Avya takımına baktığımız zaman da kadrosundaki bazı önemli isimler gitmiş. Aynı şekilde takımın başına yeni teknik adam gelmiş. Yeni teknik adam da sanırım Yanlış not almadıysam hatırladığım kadarıyla yine defterim yanımda değil. Analizleri yapıyorum sonra videoyu çekiyorum ben. Ee, Kazakistan Ligi'nin Kariyat diye bir takım var. Orayı geçen sezon şampiyon oldu. O takımın teknik direktörü, teknik direktörü A ve takımın başına geldi sanırım. İlk mücadelesi fakat ben Nürnberg'in daha hazır olduğunu düşünüyorum. O yüzden maç sonu bile sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Kombinemdeki ilk mücadele zaten Nürnberg mücadelesi. Diğer maçımız Pauli ile Hoştan Kel mücadelesi arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sizlere. Şu an Pauli takımı burada yüksek oran öneriyim hatta sizlere. Pauli takımı galibiyete daha yakın. Hem hazırlık maçları olsun hem de yapılan transferler olsun. Ben Pauli takımını bir adım önde görüyorum. Kel takımından bahsedeyim. Kel takımı eşeklik yaptı geçen sezon. Üst lige çıkamadı hatta... ikinci olarak çıkma şansı varken üçüncü oldu. Köln'le playoff oynadı. Kaybetti. Çıkamadı yani. könlükte kaldı. Fakat ikinci olma şansını kendi eli, kendi eliyle tepti. Yani ikinci rahat bir şekilde maç fazlasıyla, ma daha, maç eksiğiyle ikinci olabiliyordu. İyi hatırlıyorum ben. Kendi eşekliğine verdi ve bazı futbolcularını kaybetti. Kiel takımı. Takımda hücum yönünde bazı eksiklikler olacaktır diye düşünüyorum ben. Hoştan Kiel tarafına. Burada Pauli takımının galibiyete yakın olabilir. Fakat ben biraz değişik bir tercih yapmak istiyorum. O tercihimden bahsedeyim sizlere. Kombineme almadım bu mücadeleyi fakat. Ben burada arkadaşlar Kiel takımının 2 gol atmasını beklemiyorum. Yani Bundesliga 2 golü geçebiliyor. E, kafamdaki skorda 2 birlik bir Pauli galibiyeti. Fakat ben böyle bir tercih gitmek istiyorum. Hem değişiklik olsun hem de gelmesini beklediğim yani Kiel takımı hücum yönünden e, biraz eksik kalıyor. Pauli takımının da hazırlık maçlarına baktığımız zaman da güzel bir hazırlık kampı geçirmiş ve güzel hazırlık maçlarından güzel sonuçlar almış. Ben burada galibiyetini de bekliyorum. Fakat Kiel'in 2 gol atamazını değerlendirmek isteyenler değerlendirsin yüksek orandan ne değerlendiririm diye baktığım zaman da bir Pauli galibiyetini de değerlendirmek isteyen varsa yüksek oran önerisi olarak burada sen Pauli'nin ben galibiyetini bekleyebilirim. Skor olarak da beklentim 2 birlik bir skor. 7-80'den de bunu önereyim. İstenler sistem kuponlarını da ekleyebilirler. Bol şanslar ben de değerlendirmesini yapacağım mutlaka. Üçüncü maçımız Kopenhag mücadelesi. Arkadaşlar bu arada videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak destek verirseniz sevinirim. Yorumlarınız ve like'larınız benim için gerçekten önemli. Lütfen ricamdır emeğe saygı açısından bir like bırakmayı unutmayın. Kopenhag mücadelesi arkadaşlar. Kopenhag'ın ilk mücadelesini ben biraz seyretme imkanım oldu. Albert oynadı. 2-2 berabere kaldı. Hafta içinde de 4 birlik bir galibiyet geldi. Torpedo'ya karşı oynadı. Galip geldi. Kendi evinde çok etkili bir futbolcu. Hücum hattına baktığımız zaman da tek Hatta şöyle söyleyeyim ben sizlere Alborg maçıyla Torpedo maçına farklı bir kombinasyonla çıktı teknik adam ee, Onu da bahsedeyim Alborg maçına 4-3-3 şeklinde çıkmıştı Ondan sonra baktığımız zaman da 4-5-1 şeklinde çıktı son mücadelesine Torpedo'ya karşı Galip de geldi zaten Kopenhag Torpedo'dan çok daha iyi Ben burada Silkepork'ta bu sezon e, normalde 2 sezon önce yine Danimarka Na ligdeydi düşmüştü tekrar yükseldi. Güzel transferler yaptı o da aynı şekilde. Fakat Kopenhag'da ileri attığında 4 dediğim gibi Nasıl çıkacağını bu maçta da göreceğiz. Fakat ileri attığında forvet var. İki maçta 3 gol attı. Wilschek olması lazım. Göztepe'de de oynadı arkadaşlar forvet. Güzel işler çıkardılar. Kopenhag'ın ben taraftar önünde ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. 4-1'lik maçı kazandı. İkinci mücadelesi var. Fakat o maçta biraz daha rahat olacaktır. Asıl asılması gereken mücadele. Kopenhag mücadelesi burada. Silkeborg'a karşı kendi evinde oynayacağım mücadele olarak düşünüyorum ben. Maç sonu biri direkt sizlere değerlendirmenizi öneriyorum. Hatta Nürnberg maçıyla kombinemi yaptım. Kopenhag'la. Diğer maçımız CSKA Moskova Moskova UFO UFA UFA, -Ufa mücadelesi arkadaşlar. Burada CSKA arkadaşlar güzel bir futbol sergileyerekten de kazanabilir. Açıkçası kazanmasını beklediğim bir mücadele. Ligin ilk mücadelesinde güzel bir hazırlık maçı geçirdi ve çok fazla hazırlık maçı oynadı. Aynı şekilde UFA da aynı şekilde hazırlık maçını fazla oynadı. Fakat olası bir sürprize imza atılabilir mi arkadaşlar? Yani biraz çekindim. CSK Moskova galibiyetine gidecektim normalde. Hatta dedim ki ana kuponuma da alsam mı diye düşünmedim değil bu mücadeleyi. Fakat almadım. Ben bu mücadelede şöyle bir öneri yapacağım sizlere. CSK Moskova galip gelse bile ben maçta çok fazla gol olmasını beklemiyorum. Yani olası bir sürprizden kaçmak adına da ben burada 2-3 gol tercihini sizlere sunmak istiyorum. Onun da oranı 1.69 gibi oranı var. Ya yani CSK da şundan dolayı bu tercihe gittim. Ufa da aynı şekilde güzel bir hazırlık kampı geçirdi ve oynadığı takımlar kaliteli oynadığı takımlar hazırlık maçlarına baktığımız zaman da yani çok fazla da ezilmedi. Dişe diş mücadeleler geçirdi. Yense de yenilse de dişe diş mücadeleler geçirdiğini söyleyebilirim. Ya olası bir sürprize açık olarak da ben görüyorum. Fakat CSK ben önde görüyorum. Galip gelebilir. Yani biraz karışık bu mücadele. O yüzden ben 2-3 gol tercihine gittim. 1.70 gibi orandan 1.69 oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 gol tercihini değerlendirebilirler. Bir sonraki mücadeleme geçiyorum. Sılvarya Pırak mücadelesi. Sılvarya Pırak'ı ben bu sezon değerlendiririm sanırım arkadaşlar. Şimdi bu maç neden sıkıntılı ondan bahsedeyim. Sılvarya Pırak arkadaşlar ilk mücadelesinde, ilk mücadelesi demeyeyim ben şöyle. Avrupa'da oynadığı mücadeleye baktığımız zaman da, pardon şöyle gösterebilirsem. Form durumundan. Hazırlık maçları olsun. Son 5 maçına baktığımız zaman da Sılvarya Pırak'ın burada. Eee. Şöyle bir durum var. Ben Sparta Prag'la karıştırdım az önce bahsederken. Sılvaria ya baktığımız zaman da ligin ilk mücadelesini yapacak burada Fastav Zilinle birlikte. Galip gelebilir. Çek e Cumhuriyeti'nin zaten son şampiyonu Sılvaria Prag arkadaşlar. E güzel bir kadro kurdu ve geçen sezondan bu yana kadrosunu korumayı bildi. Sanırım 2 tane takviye yaptı. Teknik direktörü de aynı şekilde devam ediyor. 2-3 sezondur e devam ediyor yani teknik adamı da. E, baktığımız zaman da takım hakkında biraz araştırdım fakat bu maçta muhtemelen biraz daha defanslı bir futbol sergileyecektir diye düşünüyorum ben Fas'tan zilini. Sıvalya burada kazanmasını bekliyorum fakat maçta ben çok fazla gol beklemediğimi de belirteyim. Şöyle idealden bir oranı var. 1.51 gibi, bir, bir 51 gibi bir orandan değerlendirmek isteyenler Sıvalya Pran galibiyetini ve başta 5 gol çıkmasını beklemiyorum. 5 gol çıkmasını beklemediğim sebep de arkadaşlar Fastav burada biraz daha defansif ağırlıkta futbol sergilemesi isteyenler bu maçı da değerlendirebilirler. Toplamda 5 mücadeleyi, 5 mücadeleyi değerlendirdim. Ee, şöyle baktığımız zaman da Nürnberg maçı, Pauli maçı, Kopenhag, CSK Moskova ve Sılvarya Prag mücadelesi kombinemiz ekrana gelmeden önce arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Zil sesini de açmayı mutlaka unutmayın. Ver, gelsin kombinemiz ekrana. Nürnberg mücadelesiyle Kopenhag mücadelesine ben taraf bahisi aldım. Nürnberg'in dediğim gibi kadroyu güçlendirdi ve teknik adamıyla devam etti. Biraz daha Aue'ye karşı daha oturmuş bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben Nürnberg takımının. Yaptığı transferler olsun. Aue takımının da biraz daha hem deplasmanda olması. Nürnberg takımına dediğim gibi maçta sanırım ücretsiz bir şekilde seyircilerini davet etti. Ekranı zaten vermiştim görseli oradan görmüşsünüzdür. E, Nürnberg maçının galibiyetini Kopenhag'ın artık Rahat bir mücadele oynadı. 4-1 galip geldi. Kendi ligine de odaklanacakları İlk maçında berabere kaldı. Ligin gedikli, Gediklisinden geçen sezon çok fazla bir başarı sağlayamadı. 4. 3. olarak falan bitirdi. Brön Bay şampiyon olmuştu. Burada Kopenhag'ın ben galibiyetini ve Nürnberg'in galibiyetini bekliyorum. Hepsi gelebilir arkadaşlar. Hepsi de yatabilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere.